Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet değerli seyircilerimiz, atopik dermatit yani halk arasında egzama olarak bilinen hastalık ve alerjilerin etkileri üzerine Profesör Doktor Demet Soylu ile olan röportajımız şimdi ekranlarınızda. Evet, öncelikle sizleri tanıyalım. Tabii, ben Profesör Doktor Demet Soylu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Sosyal pediatristim. Aynı zamanda da çocuk alerji immünoloji üzerine de çalışıyorum. Bu alanda da hastalarıma yardımcı oluyorum. O zaman ilk sorum gelsin Demet Hanım. Atopik dermatit yani egzama bizim kullandığımız tabiriyle nedir ve özellikle bebeklerde nasıl ve ne zaman görülür? Evet, atopik dermatit kronik bir cilt hastalığıdır. Cildin genetik ve çevresel birçok etmene bağlı cildin bariyer fonksiyonunun kaybolması sonucu özellikle de su kaybıyla ve enfeksiyonlara karşı yatkınlık yaratan bir hastalık. Bebeklerde özellikle görülür, erken çocukluk çağının hastalığıdır. Yani süt çocukluğu dönemi dediğimiz ilk aylardan itibaren başlayan bir rahatsızlık. Ama bebeklerde kaşıntıya neden oluyor. Çünkü cildin bariyer fonksiyonu kalktığı için cilt kurumakta ve enfeksiyonlara hazır hale gelmekte. Dolayısıyla bebek bunu kaşıntıyla, uykusuz gecelerle, huzursuzlukla, huysuzlukla annesine ya da bakım verenine sinyal vermekte. Atopik dermatit alerjik hastalıkların da bir ilk basamağıdır. Bizim atopik yürüyüş dediğimiz daha sonrasında ortaya çıkabilecek alerjik astım, alerjik rinit, konjonktivit gibi ya da bir besin alerjisinin de ilk basamağı olarak ortaya çıkabiliyor. Peki bu durumda ne yapmalıyız alerjiler ortaya çıktığında? Atopik dermatitin orta ve ağır atopik dermatit dediğimiz yani vücudun daha çok yüzey alanını kaplayan, büyük bir bölümünü kaplayan ve tedavilere dirençli, verdiğiniz nemlendiricilere ya da steroid içeren kremlere tedaviye dirençli bir atopik dermatit söz konusu olduğunda bunların %30 ila 50'sinde altta yatan bir besin alerjisi olur. Ki en çok da yumurta ve süt alerjileri bunların başında gelir. Aklımıza mutlaka bir besin alerjisi gelmeli, özellikle de tedaviye dirençli egzamalarda. Evet sevgili izleyicilerimiz, röportajımızın sonuna geldik. Şimdi sözü Aycan Bey'e bırakıyoruz. Değerli seyircilerimiz, yayınımızın bu haftalıkta sonuna geldik. Umarız ki paylaştığımız içerikler sizlere yeni ufuklar açmış ve yarının iş dünyasına dair umutlarımızı yeşertmiştir. Unutmayın, her yenilikçi fikir bir sonraki büyük başarının tohumudur. Bizden ayrıldığınız bu andan itibaren kendi başarı hikayenizi yazmaya devam edin. Yarının liderleri olarak sizlerle bir sonraki buluşmamız için sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla, başarıyla ve yeniliklerle dolu günler dileriz. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.